Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler, yine ayaktayız ve tahtadayız. Tahtayı yan çevirdikten sonraki ikinci videomuz sevgili arkadaşlarım. Eldeki kısıtlı olanaklarla bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar sizler için. Evet gençler, tahtamızda bir kombinasyon sorusu var. Sorunun aslına bakarsan orijinalini yine Mustafa Yağcı'nın MY Matematik serisinde görmüştüm. Ve MY Matematik serisindeki bu sorunun rakamlarını değiştirdim. Mustafa Yağcı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz soruları bizlerle buluşturduğu için. Evet, aslına bakarsam bu sevgili arkadaşlarım soru bir kombinasyon sorusu. Ama şöyle bir iddia var benim. Aslında bu bir soru değil. Bu soru değil. Peki ne hocam? Arkadaşlarım bu bir cevap aslında. Yani şurada gösterilen şey bir soru değil. Bir sorunun çözümü aslına bakarsan. Bu çok garip değil mi? Şimdi bu soruya direkt soru olarak bakarsak işlem kalabalığından öteye geçilmiyor soruda. Yani ki normal sorunun mesela orijinalinde 2007'nin üçlüsünden başlıyor burası. 2007'nin üçlüsü, 2007'nin ikilisi çarpı 2008'in birlisi şeklinde devam ediyor. Yani 100 gördüğümüz yerde 2007, 99 yerine de 2008 kullanmış sorunun orijinalinde. Ama ben biraz daha hani İşleme yönelsin öğrenciyi diye bu şekilde 100'ün üçlüsüyle başlattım. Çünkü 2007'nin üçlüsü olunca kimsenin çözesi gelmez tabii doğal olarak. Soru işlem kalabalığı gibi duruyor. Yani 100 çarpı 99 çarpı 98 bölü 3 faktöriyel artı yanındaki. Daha sonrasında eğer sadeleşmeyen ifadeler varsa kesirli ifadeler gelecektir senin eline. Ve bu kesirli ifadeleri de tabii ki payda eşitleyip toplamak zorundasın falan. Çıkan sonuç da şunlardan hangisi? Yani şıklara da bakarsan hepsi kombinasyonlu. Ama en başında dediğime gibi geri dönelim. Yani bu bir soru değil, bir sorunun çözümü aslına bakarsan şu kısım. Ve biz bu soruya, yani daha doğrusu buradaki çözüme diyelim artık. Çünkü bu bir çözüm dedik defalarca. Bu çözüme bir soru yazmamız gerekiyor. Ve bu soruyu yazdığımız takdirde bunun çözümü yaklaşık olarak 2-3 saniye sürer. Yani iddiada bu kadar ensesi kalın. Şimdi peki ne yapmak gerekiyor? Bunu şöyle düşüneceğiz. Örnek veriyorum. Bir grup düşünün. Bu grupta 100 tane erkek öğrenci var ve 99 tane kız öğrenci olduğunu düşünün. Ve ben bu gruptan sevgili arkadaşlar 3 kişi seçmek istiyorum. 3 kişi seçmek istiyorum. Kız erkek fark etmez. Ben bunu nasıl seçebilirim? Arkadaşlar aslına bakarsanız olay şu. Ben 3 kişi seçeceksem bu 3 kişi hepsi erkek olabilir. Başka 2 tane erkek, 1 tane kız öğrenci, 1 tane erkek ve 2 tane kız öğrenci ve aynı zamanda 3 tane kız öğrenci seçme imkanım var. Zaten başka da bir ihtimal yok. Peki başka da bir ihtimal yok dedik de şunu nasıl seçebiliriz? Elimizde 100 tane erkek öğrenci olduğu için 100'ün üçlüsü biçiminde seçebiliriz değil mi? Peki şunu nasıl seçeriz? 100 tane erkek öğrenciden ikisini seçerim ve bunun yanına da 99 tane kız öğrenciden bir tanesini seçmiş olurum. Şunu nasıl seçerim? 100 tane erkek öğrenciden bir tanesi çarpı 99 tane kız öğrenciden iki tanesini seçerim derim ve bunu da tabii ki 99 tane kız öğrenciden herhangi 3 tanesini seçerim derim. İşte bunların her birini toplarsam aslına bakarsanız buradaki toplam 199 kişiden 3 tane kişiyi kaç farklı biçimde seçebilirim? Bunun cevabını vermiş olurum. Ki dikkat ettiysen artık 100'ün üçlüsü, 100'ün üçlüsü artı 100'ün ikilisi çarpı 99'un birlisi, 100'ün birlisi çarpı 99'un ikilisi ve 99'un üçlüsü. Yani aslına bakarsan bu çözüm neye ait bir çözümmüş? 199 kişiden, toplamda 199 kişiden herhangi 3 tanesini kaç farklı biçimde seçebilirim? Min cevabıymış. O halde doğru cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktı. Evet gençler, işte aslında biz buna matematikte eş yapılılığın bir sonucu diyoruz. Çok zor problemleri, örnek veriyorum, çok uğraştırıcı. Yani
buradaki en başında da söylediğim gibi sayılar inanılmaz derecede büyük olabilirdi. Ama bunca şeyden tek bir soru sorarak kurtuluyoruz. Bu da nedir? Bu acaba neyin çözümü olabilirim sorusu gençler. Dolayısıyla biz buna bir soru uydurduk ve bu soruyla da düşüncemizin kısa yollarını aradık. İşte düşüncenin kısa yolu bu. 199 kişiden 3 kişi kaç farklı biçimde seçilebilir? Evet gençler, umarım sizler için yararlı olmuştur ve farklı bakış açıları kazandırıyordur bu tarz sorular. Sonraki videolarda ve sonraki sorularda konu anlatımlarında ve teorem ispatlarında görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.